Merhaba arkadaşlar. Burada bütün üniversite öğrencilerine ben seslenmek istiyorum ya da iş arayanlara. İş arıyorsanız, üniversite öğrencisiyseniz ve kalabalıklardan sıyrılmak istiyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Her iş için, tek bir pozisyon için yaklaşık 100 kişi başvuruyor arkadaşlar. Bakın inanılmaz bir genç işsizliği var. Bütün dünyada böyle. Türkiye'de durum daha da vahim, daha da kötü. Eğer gençseniz işsizlik had seviyede %40'lara yaklaştı neredeyse. Çok zor iş bulmak. Mezun olduğunuzda ekmek aslanın ağzında, hatta ağzında bile değil aslanın midesinde artık. Yani çok zor iş bulmak günümüzde çok zor. Ben mezun olduğum zaman 100'den fazla işe başvurmuştum arkadaşlar ve hemen hemen birçoğundan red almıştım. Ve gerçekten demir gibi sağlam irade lazım. Gerçekten çok zor bir yolculuk. Üniversiteden mezun olduğunuzda sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Bakın bu kötü haber gibi geliyor ama şimdiden sizi uyarıyorum. Sizi seviyorum çünkü. Şimdiden hazırlıklı olun. Üniversitedeyken kendi işinizi kendiniz kurun. Kendi işinizi kendiniz kurun. Girişimci olun. Kendi işinizi kendiniz üretin. Ben olsam sizin yerinizde yapay zekayla hemen bir kendi şirketimi, tek kişilik şirketimi kurardım. Yapay zekayla dijital ürünler çıkartırdım. Bunları satmaya başlardım. Medium'dan yazılar yazardım. Şirketlere bu konuda yapay zeka konusunda KOBİ'lere özellikle danışmanlık vermeye çalışırdım. Girişimci gibi her gün yeni deneyler yapardım. Kendi tek kişilik şirketimi kurardım. Bunu yaparsanız arkadaşlar ve büyütürseniz yıllar içerisinde Amazon'dan satışlar yaparsınız. Dijital ürünlerinizi Gumroad'dan satarsınız. Kendi derslerinizi açabilirsiniz. Skillshare gibi platformlardan çok ciddi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tek kişilik şirket kurma dönemi. Yani tek kişilik bir şirket olarak siz artık on binlerce dolar kazanabiliyorsunuz. Artık üniversite öğrencileri bunu yapıyor. Dünyanın pek çok yerinde. Üniversite öğrencileri mezun olmayı beklemiyorlar. İş başvurusu yapmayı beklemiyorlar. Sizin de bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Diyelim ama iş başvurusu yapacaksınız. İş başvurusu yapacağınız zaman da bakın iş başvurusu yapanlar nasıl sıra dışı şeyler yapıyorlar. Bir onlara göz atalım dilerseniz. Bu çocuk ne yapmış? Hemen size örnekleriyle anlatıyorum. Ben dersimde hep bu örnekleri kullanıyorum. Donut CV. CV'sini bir tatlı paketine çeviriyor. Diyor ki herkes most resumes end up in trash. Bir sürü CV diyor çöpe gider diyor. Benimkisi diyor midenize gidecek. Bak bak bak. Laflara bak. Görüyor musun arkadaş? Yani pazarlamacı dedim böyle olur. Ben diyor pazarlamacıyım. Adım Luke diyor. İşleri farklı yaparım diyor. 5 yıllık deneyimim var diyor. Ve sizinle çalışmak isterim diyor. İnanılmaz diyor. Heyecanlıyım bu konuda. Bir sürü CV çöpe gider diyor. Benimkisi lütfen midenize gitsin diyor. Yiyin bunları. İşte afiyet olsun. Benimle tanışmak isterseniz de buyurun diyor. Buradan tanışabilirsiniz. 15 tane böyle kutu bırakıyor arkadaşlar. Ve 15 kutudan 10'u hemen mülakata çağırıyor. Diyor ki gel bizimle çalış, gel bizimle çalış. Ve bir sürü iş teklifi alıyor arkadaşlar. Nasıl? Çünkü sıradan bir CV yerine bu donut kutusu CV'yi yaptığı için. Bak sıra dışı düşünmenin becerisi böyle bir şey arkadaşlar. Kreatif düşündüğün zaman sen kalabalıklardan kendini inanılmaz sıyırmış oluyorsun. Bakın CV örnekleri dedik ya. Şu CV'ye bir bakın. Video CV yapmış. Bakın. I want to meet God and his hip hop ego. I want to build food stuff with Lego. Yes, I want that job and you can't say no. You're gonna say yes and I'm gonna say yo. Occasion, I'm the very next step in this evolution. I can grab the perfect even in competition. But first of all, I'm gonna win is this application. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rap şarkısı bestelemiş, inanılmaz bir edit yapmış, kişisel markasını uzaya çıkarmış. Yani böyle bir insanı ben mesela bu CV ile gelse ben hemen işe alırım. Hiç bakmam yani. Çünkü 10 parmağında 10 marifet ben bu çocuğu işe alsam hemen
Reklam da çektiririm, video editlettiririm, dünyanın ürünü satarım yani. Bu zekayı ben şirketime isterim, hemen isterim yani. Bakın dolayısıyla kalabalıklardan sizin sıyrılmanız gerekiyor. Bakın şu çocuk bir başka örneği, GQ magazine başvurmak istiyor çalışan olarak. O zaman GQ magazinin özel bir special issue yapıyor. Yani bu magazinin kendi özel sayısını çıkartıyor arkadaşlar. Kendi CV'sini 20 sayfalık bir magazine çeviriyor. İçerikler diyor bakın, deneyimlerim diyor, aldığım kurslar bilmem ne, gayet böyle şık kuşa kağıdı basıyor bunu. Dergi olarak veriyor. Dergide hemen işe başlıyor. Teklif alıyor anında. Bir başka çalışan bakın Amazon'a başvuruyor. Kendisine Amazon satın alma sayfası yapmış. Hemen diyor ki beni satın al diyor. 186 santimim diyor. Hemen dünyanın her yerine giderim. 3 dil konuşuyorum. 3 saatte 22 dakikada maraton koşuyorum. Benimle ilgili şunlar söyleniyor. Description. Bak ne kadar güzel. Anında hemen satın alırım yani. Anladınız mı? Böyle esprili bir şekilde yapıyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu örnekler de gösteriyor ki artık sıra dışı şeyler yapmanız lazım. İş hayatında hakikaten mesela bir pozisyon için 100 kişi başvuruyorsa burada ben kalabalıkların arasından kendimi nasıl sıyırırım ve gerçekten sıra dışı becerilerimi nasıl işverenlere yansıtırım? Yani siz şirketlerin önünde sıra olmayın. Onlar sizin önünüzde sıra olsun. O hale gelecek hamleleri siz kariyeriniz için şimdiden üniversite sırasında siz yapın. Bu ne demek? Girişimci olun. Para kazanmaya şimdiden başlayın. Dijital yeni teknolojileri çok iyi öğrenin. Yapay zekayı kavrayın. Yapay zekayı deli gibi kullanın. Yapay zeka ile değer üretin. Yapay zeka ile ürettiğiniz ürünleri, hizmetleri, dersleri satın, para kazanın. Bütün bunların yollarını yeni nesil olarak çok iyi kavradığınız zaman bunu da şirketlere satın. Deyin ki ben yapay zekanın bütün her şeyini biliyorum. Ve her konuda bunu kullanabiliyorum. Bu konuda da şu kadar değer ürettim, şu kadar proje ürettim. Bütün bunları size de yapabilirim. Sizin için de değer katabilirim. O zaman şirketler sizin önünüzde sıra olacaklar arkadaşlar. Yani sıra dışı becerilerini sen girişimci gibi konuşturursan ve çok ciddi güzel projelerin varsa, dünyaya değer katıyorsan şimdiden, yapay zekayı çok iyi kullanıyorsan zaten sen 10-0 öndesin arkadaşım. Dolayısıyla artık iş başvuru yapmak yerine tek kişilik şirketini kur. Kendini tek kişilik bir milyoner şirket gibi düşün. Ve buna göre dijital ürünler, hizmetler, videolar deli gibi üret yani. Kendi Instagram markanı kur. YouTube kanalını kur. Medium'da yazılar, bloglar yaz. Milyonlara ulaşmaya çalış. İşte influencer ol. Kendi dijital şirketini kur. Amazon'dan ürün satmayı öğren. Dropshipping yapmayı öğren. Etsy'den tasarladığın ürünleri sat. Sanatçı ol, girişimci ol. Bütün bunları yap. Yap. Yapay zekayı kullan. Yapay zekayı kullanarak inanılmaz çok büyük katkılarda bulunabilirsin zaten. Bunları yaptığın zaman 10-0 öne geçiyorsun zaten. Yapay zekada uzman olursan zaten. Şu anda arkadaşlar yapay zekada gerçekten teknik beceriniz çok iyiyse minimum 100 bin dolardan başlıyor maaşlar. OpenAI'da çalışanlar 800 bin dolar kazanıyor aylık. Bakın 800 bin dolar maaş ne demek? Milyonerler bunlar. İnanılmaz deli gibi maaşlara çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Dünyada yapay zekayı bilen çok az kişi var. Yapay zekayı çok iyi kullanan değil sadece aynı zamanda geliştiren kişiler bunlar. OpenAI'da mesela hepsi birden istifayı basınca niye yönetim kurulunu bile atmak zorunda kaldılar? Çünkü bu çalışanların yerine başkalarını bulamazlar yani. Bu çalışanların elinde öyle bir leverage var ki önünde diğer şirketler kapmak için sıraya girdiler. Microsoft ne dedi? Hemen biz sizi alalım dedi anında. Çok kurnaz çünkü Microsoft. Yani iyi çalışan olursanız siz her şirket sizi kapmaya çalışır arkadaşlar. Tek kişilik girişimci gibi düşüneceksiniz. Tek kişilik yapay zeka uzmanı gibi düşüneceksiniz. İnanılmaz çok değer katmayı öğreneceksiniz. Satış yapmayı, internetten dijital ürün geliştirip satmayı öğreneceksiniz. O zaman sizi kimse tutamaz. Bütün bunların stratejilerini, pazarlamasını, yapay zeka kullanımını da şirketlere ben size öğretebilirim. Sizin için değer katabilirim diyeceksiniz. İşte o zaman sizi kimse tutamaz. Kendinizi bu şekilde yetiştirirseniz arkadaşlar, üniversite sırasında daha, bence bu mesele o kadar önemli ki ders ortalamanızdan daha önemli. Bunu yapabilen bence 10-0 önde başlayacak arkadaşlar. Bunları yaparsanız iş bulma probleminiz kalmaz. Çünkü kendi işinizi kendiniz şu anda üretebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben hepinize tavsiyem bunu yapmak. Bunu yaptığınız zaman 100-0 önden gidiyorsunuz. Bak söyleyeyim çok net.
Kişisel markanızı kurun dolayısıyla. Ve bütün şirketler bunu görecek zaten bir yerden sonra. Ben hemen her gün iş teklifi alıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü internette bir sürü eser bıraktım. Yani o eserleri görenler sizi buluyorlar yani. Bak bu çok önemli. Sizi bir yerde keşfetmeleri, bulmaları lazım. Onun için de bir portföy kurmanız lazım. Projelerinizi internette tanıtmanız lazım. Eserleriniz olmalı deli gibi. Medium'da olur bu, YouTube'da olur, TikTok'da olur, Instagram'da olur. Kendi sanal mağazanız olur, kendi girişiminiz olur. Şirketlere danışmanlık yapabilirsiniz, kendi derslerinizi açabilirsiniz. Yapabileceğiniz, değer katabileceğiniz o kadar çok şey var ki bir an önce bunları yapmaya başlayın arkadaşlar. Bütün bunlar uzun soluklu süreçler ve ben derslerimin hepsinde öğrencilerime bunları yaptırıyorum. TikTok'unu kur, YouTube'unu kur, Medium'da blog yaz, tek kişilik girişimci ol, yapay zekayı kullan, dijital ürün tasarla, kitap yaz, bütün bunları sat, dijital satış yapmayı öğren, Amazon'da, Etsy'de mağazanı aç. Bunları yaparsan, GPT'yi her gün kullanırsan ve bunu ürüne, değere dönüştürürsen kimse seni tutamaz yani. Günümüzde. Bakın bunları uygulayan 10 adım, 100 adım öne geçecek. Siz bunları uygulayın, söz veriyorum size. Kendi işinizi zaten kurmuş olacaksınız. Yani. Bu bakış açısını değiştirebilenler, bu şekilde davrananlar kazanır arkadaşlar. Diğerleri normal okul birincisi olayım, ortalamam yüksek gelsin, sonra da bakarız işlere başvururuz dediyseniz işiniz çok zor, yandınız. İşi alsanız bile minimum maaşla dirsek çürütmek zorundasınız. Asgari ücrette dirseğinizi çürütürsünüz senelerce. Hayal kırıklığı yani. Şirketler zaten toksik yerler yani. Zaten o işi alsan ne olur, almasan ne olur. Onun için heyecanlarınızın, tutkularınızın peşinden gidin, girişimci olun. Deli gibi çalışın. Bu üniversite yılları kendinizi uzaya çıkarma ve geliştirme yılları. Bunu yaparsanız, girişimci olursanız, yapay zekayı kavrarsanız yeni teknolojileri, kimse kavramadan önce siz kavrarsanız 10 adım 100 adım önden gitmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunları yapan üniversite öğrencisi kazanır. Teşekkürler, bol başarılar.